Evet, anlatım bozukluğu çözüyoruz. Bakalım neler var. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri, benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? Tüm sanatlar bir birikim sonucu ortaya çıkar ve amacı da insanın iç dünyasını yansıtmaktır. Bak şunu yakaladım. Tüm sanatlar bir birikim sonucu ortaya çıkar ve tüm sanatların yani onların burada bir tamlayan eksikliği var. Tamam mı? Tamlayan eksik Aşağıda da benzer bir şey arıyoruz. Onların amacı da insanın iç dünyasını yansıtmaktır demesi lazım. Ne demiştik? Biz cümlenin gelişinden anlasak bile gerekiyorsa o tamlayan orada olacak. Hiç şüphesiz vesaire önümüzdeki mücadeleler de zorlu olabilir. Burada hiç şüphesiz olabilir deyip çelişen yargıları bir arada kullanmış. Onları istemeden ağzımdan kaçırdım. İstemeden sözcüğüne gerek yokmuş çünkü ağzımdan kaçırmak böyle bir şey zaten. Gereksiz kullanılan bir sözcük var. Yüzüm iyice şişmiş ve şişliğini hayra yormak istemiyorum. Şurada neyin şişliğini? Yüzüm şişmişti. O halde yüzümün yani onun şişliğini demem gerekir. Dolayısıyla bu ikisinden birini kullanacağız ki bu da zaten bir tamlayan eksikliği olur. Doğru cevap o yüzden C seçeneği olacakmış. Bazı geceler bizde toplanır çay içmek için yakınlardaki parka gidilirdi. Toplanılır diyecek. Şunla şuradaki yüklemlerin çatılarını birbirine uyduracak. İkisi de edilgen olacak. Okuduğu izlediği film onda gerçek izlenimi uyandırmalıymış derken okuduğu film olmaz. Burada bir problem var, bir mantık hatası var. Okuduğu kitap ya da artık ne diyeceksek buraya izlediği film falan buradaki bu probleme engel olmak için cümleye böyle bir müdahale etmek gerekiyor. Geçmişte yaşanmış olayları örnek alıp onlardan ders çıkarmak yalnızca akıllı insanların başarabildiği bir şeydir. Anlatım bozukluğunun nedenini sormuş ya. Yaşanmış olaylar zaten geçmişte yaşanan şeyler değil mi? Buna hiç gerek yok. Ee, devamında zaten problem yok. Bir sözcüğün gereksiz kullanılması bu cümlede problem yaratmış. Gerekçeleri hatırlıyorsundur umarım. Onları bir kağıt üzerine yazmışsındır. Bu yazdığım bütün gerekçeleri de buralarda tek tek görmeye çalışıyorsundur. Bu biraz geometri gibidir. Hoş geometride de aranı çok iyi olmayabilir ama bir bakarsın soruya da adamın biri gelip bir dik çizer mevzuyu çözer ya. Anlatım bozukluğu da biraz öyledir. Bazen görmekte zorlanabilirsin. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Hemen bakalım. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın öykücülerinden Yaşar Kemal Kırkı Aşkın kitapta imzası olan bir yazar. Yapıtlarında işçileri, memurları, ırgatları, suçluları, çocukları ele alır, insana önem verir, acılarını, sıkıntılarını, özlemlerini yansıtır. Bak insana önem verir. Bu kelime burada dolaylı tümleç olmuş. İnsanın acılarını burada da tamlayan olması gerekiyormuş. Tamlayan eksikliği bu cümlede bir problem yarattı. Devamına bakayım. İnsanın toplumdaki serüvenini romanlarında başarıyla yansıtmıştır. Ee, ayrıca Kemal'in romanlarında sürükleyici olması ve kendine özgü bir anlatım kullanması onu Türk öykücülüğünün vazgeçilmezler arasına sokmuştur. Buralarda problem yok ama senin için sinmeyen bir şey varsa konuşalım. Bu parçadaki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Çanakkale zaferi düşmana bel bağlayanlarında cesaretini bitirmişti. Cesaretini bitirmişti değil de cesaretini kırmıştı diyeceğiz ona. Çünkü bu deyimin orijinali böyle olmalı ve bir deyimin kalıbının bozulması, kelimeleriyle oynanması orada bir anlatım bozukluğuna sebep oluyordu. Düşman barış yollarını aramaya başladı. Kapımızı ilk çalan <laughs> Evet ilk çalmak güzel yerine doğru yerde kullanılmış sözcük. Fransızlar oldu antlaşmamız önünde eğilere, e, illerimizden çıkıp gittiler. Ötekilerinin de kılıcımıza boyun eğecekleri günler uzak değildi. Çanakkale'de kolları bacakları öyle kırılmıştı ki artık bir adım daha atamayacaklardı. Evet, devamı çok güzelmiş. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem yanlışlığından kaynaklanan. Şimdi yüklem yanlışlığında bir sürü şey problem olabiliyordu. Yüklem eksikliği, film eksikliği, özne yükleme uşmazlığı belki de mi? Oralara gidebilirdik. Bakalım. Bakalım. Onun dizelerinde dile getirdiği duygular, düşünceler günümüze kadar erişti ulaştı. Bir problem yok. Bütün şiirlerin 19. yüzyıl Anadolu Türkçesiyle açık bir şekilde söyledi. Gene problem yok. Şiirlerinde Tanrı aşkı ve insan sevgisini işledi ve tüm dünyaya da bu duyguları haykırdı. Güzel ve her şey yerli yerinde. Ee, i̇nsanlara karşı büyük bir sevgi, ilgi, saygı ve önem duyar. Şimdi saygı duymak tamam. İlgi göstermek, önem vermek, sevgi sevgi beslemek vesaire bir sürü şey olabilir. Ama bu fiili biz buradaki sözcüklerin her biriyle ilgili tek tek kullanamıyoruz. Problem var burada. O yüzden buraya birkaç yüklem eklemek gerekiyor. Bir yüklem yanlışlığı var diyebiliriz haliyle. Benlikle savaşmanın yolunu ideallerin de sevgide bulduğu son cümlede temiz bir cümleymiş. Bu cümledeki anlatım bozukluğu numaralanmış sözcüklerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Eğitim bir alışveriştir. Bugün eğitim verenlerin dün, dün eğitim alanlar olduğu düşünülürse eğitimin bir alışveriş zinciri olduğu görürüz olduğunu görürüz değil de olduğunu görürüz diyeceğiz. Burada bir ekin eksik olması, yanlış yapılandırılmış sözcük gibi falan böyle bazen kaynaklarda gelebiliyor. Dikkat edelim buna. Cümlenin düşmesine neden olmuş ki bu da bir anlatım bozukluğu sebebidir. Sözcüklerin yanlış yerde kullanımı cümlenin söz dizimini bozar ve cümlede anlatım bozukluğuna neden olur. Sözcüklerin yanlış yerde kullanımı. Direkt doğru cevaba bakacağım son yıllarda yaşadıklarım çok sabrımı taşırıyor. İçimden bir ses git onu karşısına çık diyor derken. Çok sabrımı değil de sabrımı çok taşırıyor demesi lazım. Sanki sabır sözcüğünün önünde bir sıfat gibi kullanılmış burada. Oysa fiilin önünde o fiilin miktarı ile ilgili olacak bir sözcük bu. Bu sözcüğün yanlış yerde kullanılması bu cümlede anlatım bozukluğuna neden oldu. Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir anlatım bozukluğu vardır? Her insan kendi doğrularını oluşturur ve hayatı boyunca asla bunlardan ödün vermez. Şimdi burada bir anlatım bozukluğu ee, şöyle var aslında. Doğru cevap bu mu diyeyim bilmiyorum ama başka bir şey işaretlenmiş. O, o cümleye bir bakayım E seçeneğine. Kardeşimin adam olması için kendimden çok şeyler vermem gerekecek. Çok şeyler değil çok şey demesi lazım. Çok zaten çokluk ifade ettiği için çoğul ekine gerek yok. Burada gereksiz kullanılan bir ek var. Fakat A'da da her insan kendi doğrularını oluşturur ve hayatı boyunca asla bunlardan ödün vermez. Her insan ödün vermez değil, hiçbir insan demesi gerekir. Ve hiçbir insan yani biz burada bir şeyi es geçmişiz. Çok özür dilerim. Burada olumlu bir cümlede bu tamlamayı her belgisiz sıfatıyla olumsuz yüklemin kullanıldığı bu ikinci cümlede de gene bu özneyi belgisiz bir zamirle ama şey sıfatla fakat bu sefer hiçbir sözcüğüyle kurması gerekirdi. Dolayısıyla bu soruda iki seçenekte birden problem olduğunu fark ettim. Peki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Geleceği kalma konusunda hiç kimse sanatçılar kadar şanslı değillerdir. Şimdi hiç kimse gibi belgisiz bir sözcük cümlede özne olduğunda ya da özne grubunda yer aldığında yüklem mutlaka tekil çekilmeli demiştik. Buna özne yüklem uyuşmazlığı diyeceğiz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlışlığından kaynaklanan çok böyle net bir şey istemiş bizden. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Bu noktadan sonra işe daha fazla asılmalıyız. Patronun koyduğu kurallar ağırdı fakat herkes bunlara boyun eğerdi. Bir problem yok buralarda. Güzel. İğneli sözleri nedeniyle çevresinde hiç arkadaşı kalmadı. Onları kendinden uzaklaştırdı. Senli benli olmanın tez ayrılık getireceğini söylerlerdi de inanmazdım. Güzel. Bu olay yılan öyküsüne döndü. Yılan öyküsü değil de yılan hikayesine dönmek diye bir deyimimiz var. E hocam hikaye öyküne fark eder deme. Bir sözcüğün eş anlamlısını dahi onun yerine koyamıyoruz. Bu deyim yanlışına sebep oluyor. Aşağıdakilerin hangisinde gereksiz sözcük kullanmaktan doğan anlatım bozukluğu vardır? Gece yarısı bembeyaz kar taneleri. E şimdi bembeyazdır zaten kar taneleri. Şuna gerek yokmuş işte çok net belli oldu. Gereksiz sözcük sorduğu için hemen ilk seçenekte yakalayıverdik. Bu arada hani devamında bir soru işareti olursa kafanda hemen seslen bize. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir? Sanat insanlık duygularını besleyecek konulardan yoksul kaldıkça değil, yoksul değil de yoksun kaldıkça yani ondan eksik, noksan bu anlama geliyor. Yoksul fakir olmak demek o başka bir şey. Sözcük yanlış anlamda kullanılmış burada. Yoksul yerine yoksun dendiğinde problem giderilmiş olacak.